Mount and Blade. Birçoğumuzun saatlerini çalan, kendimizi imparator olarak hissettiğimiz, yerli yapım olduğu için gurur duyduğumuz Mount and Blade. Kendisini bu kadar sevmişken, duymayı en çok istediğimiz haberi duyduk. Mount and Blade'in yeni oyunu çıkacak. Wow! Yıl 2012 idi. Bu haber üstüne inanılmaz derecede heyecanlanmıştık. Yıl 2013. Bekleyişimiz sürüyordu. Hala Warband'i bayıla bayıla oynayan biz, yeni Mount & Blade oyunuyla kendimizden geçecektik. Yıl 2014. Hala bitmedi mi ya diye düşünmeye başladık. Yıl 2015. Bekleyişimiz sürerken sabrımız iyice tükenmeye başladı. Yıl 2016 oldu. Oyun hala piyasada yok. Kardeşim, madem çıkmayacak neden çıkacak diye duyurdunuz ki demeye başladık. Yıl 2017. Çıkacaktı göya ama ertelendi. Yıl 2018 gene ertelendi. Yıl 2019 oldu gene ertelendi. Ama artık ebesininki derken yıl oldu 2020. Ve karşınızda Mount & Blade Bannerlord. Ama erken erişim. Sokarım erkenine gecine. Çıktı lan oyun deyip girdik oyuna. Karakterimizi itinayla yarattık. Ailemizi seçtik. Çocukluk dönemimizi seçtik, hatta ergenliğimizi seçtik. Neyse ki ergenlikte yapabileceğimiz her şeyi seçeneklere koymamışlar. Neyse. Bitirdik karakteri yaratmayı ve girdik oyuna. Bizden 50 yaş büyük kardeşimiz karşıladı. İlk olarak, kardeş dedi. Ne olacak bu memleket? Biz ise iplemeyip aldık kılıcımızı ve antrenman yapmaya başladık. Her şey çok güzel. Müzikler, atmosfer, dövüş sistemi. Alışkın olduğumuz Mount & Blade dövüş sistemi. Pek fark yok gibi. Olsun lan, iyi gene de deyip devam ettik adam harcamaya. Sonra mini map'i açtık. Vay 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 dedik. Şu güzelliğe bak. 7 sülalenizi fethedeceğim ulan deyip başladık yolculuğa. Türk milleti olarak oyunlarda görev yapmayı pek sevmeyiz ama Mount & Blade aşkımız bu durumun önüne geçti. Ve görev bile yapmaya başladık. Köyden adam topladık, haydut tokatladık, lordların götünü yaladık ve daha birçok şey yapmaya başladık derken maalesef oyun zaman geçtikçe kötü tarafını bize göstermeye başladı. Bir sürü bug, sayısız metin hatası, kaplama kalitesizliği, kötü animasyonlar ve daha fazlası. Buna rağmen kişisel görüşüm oyun güzel. Neden mi güzel? Çünkü Mount & Blade bu oğlum. Eski Mount & Blade'ler kusursuz mu? Mükemmel mi? Yo, değil. Ama sevdik biz bu oyunu. O yüzden her şey güzelmiş gibi geliyor ama Mount & Blade'i daha önce oynamamış, duyurulduktan 8 yıl sonra anca erken erişim olarak piyasaya sürülebilmiş, 2020 çıkışlı bir oyun olduğu için merak edip oyunu oynayan biri olarak eleştirelim oyunu. Grafikler çağımızın gerisinde. Kaplamalar çok kötü. Yapay zeka leş gibi. Warband'den bile kötü. Karakter fizikleri vasat, yani çok da iyi değil. Atmosfer güzel. En azından ışıklandırma. Tabii şu meşale bir tık daha gerçekçi olabilirmiş. Neyse. Seslendirme zayıf. Metinler anaokulu terk. Görev çeşitliliği diye bir şey yok. Aynı görevi tekrar tekrar alıyoruz. Birçok mekan kendini tekrar ediyor. Ara ara FPS drop oluyor. Kale savaşları güzel. Top ve kuşatma kulesi gayet iyi olmuş. Vuruş hissiyatı fena değil. Meslek sistemi yarım yamalak. Sanki son anda oyuna ticareti ve demirciliği eklemişler. Karakter geliştirme muazzam. Daha iyi olamazdı. Yani özellikle odak noktası arttırma, statların yetenekleri etkisi falan iyi düşünülmüş, zekice yapılmış bir sistem olmuş. Son olarak genel değerlendirme çağımızın çok gerisinde kalmış. Ayrıca 8 yıl beklettikten sonra bu kadar sıkıntılarla çıkması büyük hayal kırıklığı yarattı. Peki bu benim umurumda mı? Ya da bu videoyu izleyen yerli oyuncularımızın? Bakın, Türk oyunu olması umurumda değil. Ha, gururlanıyoruz tabii ama biraz önce Mount & Blade ile yeni tanışan biri gibi düşünüp objektif bir şekilde eleştirdik. Peki kendi hislerim? Abi, saatlerce oynarım. Harbi bak. Yapay zeka kötü mötü. Olsun.
Meslek sistemi yarım yamalak. Yarısı bile yetti bana. Grafikler kötü. Sokarım grafiğine yani. Grafik arayan gitsin. Sadece görsel olarak tatmin edici, yaratıcılıktan çok uzak günümüzün yeni çıkan oyunlarını oynasın. Grafiği için mi sevdik biz Mount & Blade'i? Yo. Görev çeşitliliği mi yok? Yemişim görevini. Zaten 40 yılın başı görev yapıyoruz. Görevler kendini tekrarlasa kaç yazar? Anlamayız bile. FPS drop oluyormuş. Gerekirse minimumda oynarız. Gene oynarız. Ayrıca oyun erken erişimde. Tamam yani tam sürmeye çıktığında şu anki halinden aman aman farklı olmayacak belki ama bir iki bir şey eklenir. Belki bir iki bir şey düzeltilir. O kadar ama kimin uğrunda? Çıktı lan oyun. Yani Warband'in verdiği hissi bana verdi. Minimap'teki yapay zeka kötülüğü çok göze batıyor. Genel yapay zekaya kıyasla. Onu saymazsak Warband'le aynı zevki aldığımı söyleyebilirim. Yani minimap'teki yapay zeka kötülüğünden kastım. Kral tek başına koşuyor bazen. İşte ne bileyim köylüler Lord ele geçiriyor falan gibi böyle abuk subuk şeyler gördüm oyunda. Yani onlar haricinde bence gayet oynanabilir duruyor şu an için. Ben sevdim genel olarak. Siz de görüşlerinizi belirtin. Birlikte tartışalım. Son olarak oyun tam sürme geçince bir eleştiri daha yapacağım. Puanlamayı da o videoda yaparım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.